Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik Türkiye turumuz son hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Samsun'dan. Samsun'da Jaja Cafe. Evet, sektörünün yıldız firmalarından biri olan Jaja Cafe'ye de konuk olduk ve yanımızda firma sahiplerinden Sayın Rıdvan Bey bulunmakta. Merhabalar Rıdvan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, bizler deyiz. Rıdvan Bey, öncelikle izleyicilerimizin sizi daha yakından tanıyabilmeleri için soruyorum. Rıdvan Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içinde bulunmaktasınız efendim? Teşekkür ediyorum öncelikle bu imkanı bize sağladığınız için. Bizler de teşekkür ederiz. Biz Samsun'da 2010 yılından beri hizmet vermekteyiz. Kafe ve restoran sektörü adına. Amcam, babam ve ben bir aile şirketiyiz. Herhangi bir ortaklık yok. Beraber 2010 yılından beri dediğim gibi güzel bir hizmet etmeye çalışıyoruz Samsun halkına. Rıdvan Bey, aslen nerelisiniz? Aslen Trabzonluyuz. Trabzon doğumlu olduğunuz zamanı. Fakat doğma büyüme buralıyız. Buradasınız. Buralı olduk diyelim yani. Peki. Bir de izleyicilerimize isterseniz firmamızı tanıtmak adına da bir soru sormak istiyorum. Firmamız kaç yılında kuruldu ve ne gibi hizmetler vermektesiniz? Tabii. Efendim? Kısaca bahsedeyim hemen. Firmamız 2010 yılından itibaren hizmet vermekte. Kafe, restoran dalında dediğiniz gibi dünya içecekleri, dünya yemekleri, 110 çeşit kahvaltı, ana yemekler dahil. Evet, birçok yemeğimiz var. Profesyonel kadro, profesyonel ekip. Samsun halkına hizmet vermeye çalışıyoruz. Rıdvan Bey, 110 çeşit mutfakta yemek türümüz var dediniz. Bu oldukça geniş bir ürün yelpazesidir. Bunların tamamını siz de kabul edersiniz. İzleyicilerimiz de mutlaka bize hak verecektir. Tanıtmak gibi bir şansımız maalesef olamaz. Ancak önümüzde bulunan size ait, lezzetlerin tamamen size ait olan bir ürünümüz var, bir yemeğimiz var. En azından şundan biraz bahsetmek isteriz. Tabii ki. Kısaca bahsedeyim hemen. Lütfen. Flaminyon yemeğimizin adı. Evet. Aslı dünya mutfağına ait bir yemek. Biz bunu Türk damak tadına uyarlayarak misafirlerimize takdim ediyoruz. Size göre bir takım değişiklikler var. Çünkü müşterimizin özellikle bunu sizde yeme tercihi tabii. Mutlaka damak sizden damak tadını oluşturmak adına ufak tefek şefimizin uyguladığı taktikleri taktikler var. Öyle diyeyim ben size. Mutfak taktikleri var. Anlıyorum. Onlarla kendi tarzında sunum yaparak gayet de güzel görünüyor. Mutlaka lezzeti de çok iyidir. Bunun yanı sıra 100 çeşit yemekten bahsedildi. Kafe ayrıca bir hizmetimiz de var. İçecek. Dolayısıyla çok geniş bir üründen bahsediyoruz. Evet. Bunların malzemelerini nerelerden ve nasıl temin ederiz? Evet, malzeme konusunda çok titiz davranıyoruz gerçekten. Kesinlikle. Bizzat sebze grubundan bahsedecek olursam kendimiz gidip seçip organik bir şekilde temin edip yine bölgemizden kullanıyoruz. Tabii tabii, hep yerel kullanıyoruz. Mümkün olduğu kadar organik ürünler. Tabii organik ürünler kullanıyoruz. Et olsun, diğer ürünler olsun, hep birinci sınıf. Evet. Birinci kalite. Dolayısıyla sizin kontrolünüz altında, sağlıklı, tabii, markalar tercih ediyor özellikle. Sürekli kontrol, teftişini kendimiz sağlıyoruz bizzat. Evet, bu kadar geniş bir mutfağa sahibiz. Ayrıca yerimiz de oldukça büyük. İsterseniz bu konuda izleyicilerimizi aydınlatmak için kaç metrekarelik bir alanda çalışıyoruz, bundan da bahsedelim. Tabii lütfen. Bölüm bölüm açıklayayım isterseniz. Lütfen. Bahçemiz var, yaklaşık 70-75 metrekare. Evet. Kapalı lobi dediğimiz giriş katımız var. Orası da 160-170 metrekare. Tabii bunun 50 metrekaresi mutfak. Üst katımız var şu anda bulunduğumuz. Burası da yaklaşık 60-65 metrekare. Yaklaşık 300 metrelik bir alandan bahsediyoruz. Evet. Peki bu 300 metrekarelik alanda bir çırpıda, yani bir anda kaç kişiyi ağırlayabilme şansına sahibiz? Şöyle bahsedeyim. 150 kişiyi ağırladığımız oldu. Aynı anda 150 kişiye hizmet verebiliyorsunuz. O halde oldukça yüksek bir sayı bu, siz de kabul edersiniz. Öyle 150 biraz. Kişiye aynı anda hizmet sunabilmek, aynı kalitede hizmeti sunabilmek için mutlaka uzman bir de kadroya ihtiyaç vardır. Ve bundan da biraz bahsederseniz. Bizim zaten kilit noktamız. Evet. Uzman ve eğitimli bir kadro. Yani sürekli eğitim. Salon şefimiz olsun, mutfak şefimiz olsun. Evet. Sürekli eğitimler, briefingler vererek sürekli bu kaliteyi aynı devam seviyede ettirebilmek adına. Zaten uzun yıllarda da bir arada çalışıyorsunuz. Tabii ki. Mutfak ve dışarıda hizmet veren arkadaşlarımız toplamda kaç kişi efendim? Yaklaşık 16-17 kişiler. 16-17 kişiyle hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Rıdvan Bey, biliyorsunuz sektörünüzde size benzer birçok hizmet veren firmalar da bulunmakta. Ancak müşterinin sizi tercih etme sebebi, sizin diğerlerinden farkınız sizce nedir? Şimdi güzel bir soru. Teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim. Bunun nedeni sanırım güler yüzlü olmak. Demin bahsettiğimiz gibi ürünlerimizin kalitesi, ekibimizin kalitesi. Bunları müşteriye, daha doğrusu misafire iyi
lanse ettiğimizi düşünüyorum. Hı-hı. Bizi tercih etmelerinin en büyük sebebi bu olsa gerek. Öncelikle güler yüz, sıcakkanlı bir karşılama, ardından kaliteli bir hizmet. Yediklerinin de güven içerisinde yiyeceklerini bildikleri için de sizi tercih ederler diye düşünüyorsunuz. Evet. Peki efendim, ileriye yönelik plan ve projelerimiz diyeceğiz. Çünkü sizin bugüne kadarki o hiyerarşik gidişatta Samsunlara vermiş olduğunuz birçok sürprizler vardı. Evet. İzin verirseniz bu yılla ilgili de biz sürpriz verelim istiyoruz. Sizin ileriye yönelik bir planınız ve projeniz var mı? Var. Sizin aracılığınızla bunları duyuralım. Biz de bundan büyük memnuniyet duyarız. Atakum ilçemiz var, sahil kenti. Evet. Samsun'un. Orada şu anda bir projemiz var. Hı hı. Yaklaşık 3,5-4 ay sonra inşallah hizmete gireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Misafirlerimize hizmet etmeye çalışacağız. Hı hı. Güzel bir konsept var. Karadeniz'de olmayan bir konsepti. İki konsepti bir arada sunacağız diyelim. Fazla da şey yapmayayım, sürpriz olsun. Evet, biraz daha sürpriz devam etsin diyorsunuz. Ama biz yine de yavaş yavaş orayla ilgili ipuçları almaya gayret edelim. Kaç metrekarelik bir alanı kapsayan bir çalışma orada? Orası iki alan dediğim gibi, iki mekan olacak Allah nasip ederse. Orası yaklaşık 1500 metrekarelik, oldukça büyük bir alan olacak. Evet. Daha çok kişiye hizmet verebilmek, daha çok kişiye de ekmek sunabilmek diyelim artık. İnşallah, çalışana da imkan sunabilmek orada adına. Orada bir iki mekanda 65-70 arası bir insan potansiyeli olacak. Aynen. O kadar insana bir çalışma ortamı yaratmak ve o kadar insanla da çok daha fazla sayıda insana da hizmet vermenin mutluluğunu yaşayacağız inşallah hep beraber. Tabii ki, inşallah. Rıdvan Bey, bugüne kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerimize, misafirlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Müşterilerimiz, misafirlerimiz her zamanki gönül rahatlığıyla bizi tercih ettikleri gibi bundan sonra da tercih etmeye devam edeceklerine inanıyorum. Hı-hı. Onlara elimizden gelen en iyi şekilde, yani şöyle bahsedeyim kısacası. Lütfen. Kendim de bir müşteri olarak düşündüğüm için ben ne istiyorum bir yere gittiğim zaman? Ben nasıl karşılanmak isterim? Nasıl yemek yemek isterim? Kendi beklentilerimizi müşterinin beklentisi olarak görüyoruz. Kendi burada en üst seviyede tutup burada müşterilerimize, misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Rıdvan Bey, izin verirseniz buradan size henüz tanımamış olan, kafemize gelmemiş olan izleyicilerimize de bir davet çıkarmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, Samsun Jaja Cafe'ye gelip bu lezzetlerle tanışmamış, bu ikramlarla tanışmamış olan izleyicilerimize bir davette bulunmak istiyorum. Samsun'a gelindiğinde mutlak uğraması gereken bir mekan. Güler yüz, sıcak bir karşılama. Ayrıca birbirinden güzel lezzetlerle tanışmak istiyorsanız mutlak uğramanız gereken bir mekan olduğunu söyleyip sizleri de ben de davet ediyorum. Rıdvan Bey, bize zaman ayırdınız. Öncelikle teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Samsun Jaja Cafe'den şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.